Hepinize merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir tarif vereceğim. Tarifimin adı flan koku. Bu tarif gerçekten inanılmaz güzel. Görüntüsü muhteşem. Yani görüyorsunuz da zaten görüntüsünü anlatmaya gerek yok. Tadı da muhteşem. Özellikle tekrar söylüyorum, daha önce de söylemiştim. Ben Hindistan cevizini inanılmaz seviyorum. Bu tarife de inanılmaz yakışıyor. O yüzden bol bol kullandım. Hatta kıvamı daha katı oldu. Siz daha az kullanırsanız kıvamı daha sıvı, böyle daha akışkan olacak. Böyle nasıl desem, böyle daha yumuşak olacak. Neyse, tarifi özetle size anlattığıma göre artık yapımına geçebiliriz. Burada 1,5 bardak Hindistan cevizimiz var. Bardağım büyük olduğu için o yüzden sadece bir tane yaptım. Tepeleme yaptım. Hindistan cevizinin tadını daha çok sevdiğim için. Burada le concentre var. Le concentre de Türkçe adı süt reçeli. Evet. Süt reçeli. 1,5 bardak da sütümüz var. 3 tane yumurtam var. Yarım limonum var. 1 tane bardak, çay bardağı da toz şekerim var. Toz şeker, limon. Bunlarla sadece karamelini yapacağım. Geri kalan malzemelerimle de kekimin harcını yapacağım. İlk önce kekimin harcıyla başlayacağım. Şimdi geri kalan malzemelerimi ekliyorum. İlk önce 1,5 bardak sütümü ekliyorum. Sonra 1,5 bardak Hindistan cevizimi söyleyemedim. Çok basit ama bir o kadar da lezzetli. Gerçekten tadına baktıktan sonra bana hak vereceksiniz. Muhteşem bir tat. Şöyle. Türkiye'de var mı bu süt reçelinden bilmiyorum ama Fransa'da her yerde bulabilirsiniz. Sadece böyle birkaç defa çırpacağım. Malzemelerin birbirini bulsun. Bu işlem tamam oluyor. Bitti. Arkadaşlar şimdi karamelimi yapmaya başlıyorum. Bir çay bardağı şekerimi boşaltıyorum. Üstüne birkaç damla limon sıkıyorum. Karamelimi fazla karıştırmadan sadece böyle birkaç defa sallayarak da çok hafif böyle kaşıkla da karıştırıp bekleyelim erimesine. İnşallah dökmeden bu şekil kaplarımı güzel bir şekilde. Normalde benim yaptığım şekil hep baton kalıplarda yaparım. Hiçbir zaman bu kalıplarda yapmam. Ama bu sefer bunlarda yapmak istedim. Arkadaşlar malzemelerimi döktüm ama şöyle bir kabım fazla geldi. Ben buna karameli dökmedim. Gerek yok zaten. Yani bu şekilde sevdiğim için bu şekilde tüketebilirim. Ben şimdi bunları 180 derecede 50 dakika pişirmeye götürüyorum. Hadi bakalım, bismillah. Tabii ki fırına hemen gitmeyecek. İlk önce bir kabıma, şöyle bir tepsime su dolduruyorum. Suyun miktarı önemli değil. Sadece altta su olması mecbur. Yani bu su olmadan olmaz. Su olacak. Ondan sonra tabii ki fırına gidiyor. Az önce hani fırına gidiyor derken şuna demek istedim ama neyse, karıştırdık orada birazcık. Şimdi fırına gidebilir.
fırından çıktığı muhteşem görünüyorlar ve kokusu o kadar güzel mutfağa girmiş ki anlatamam. Gerçekten böyle hani beni ye ye diye bağırıyorlar. Muhteşem duruyorlar. Bunlar soğuduktan sonra ben normalde hani soğusun ondan sonra çıkartacağım ama ben şu an akşam olduğu için sabah çıkartmayı düşünüyorum. Şu anda çıkabilir aslında soğuduktan sonra. Ama ben bir gün bekleteceğim dolapta. Ondan sonra servise hazırlayacağım. Muhteşem duruyorlar.